Merhaba kıymetli takipçilerim. Bu Kimin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu Kimin Mutfağı'nda bugün çok kıymetli abim, Türkiye'nin nadide illerinden, Kars ilimizin mensuplarından olan Erdoğan abimle beraberiz. Eyvallah. Erdoğan abim yaşadığımız bölgede, Baknak'ta, Baknak halkı tarafından sevilen, sayılan, ileri gelen, değerli, kıymetli büyüklerimizden bir tanesidir. Bizi evinde ağırladığı için, mutfağında ağırladığı için kendisine ve ablamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün beraber bir Kars usulü kaz yapacağız. Şimdi Erdoğan abimiz bu kazın serüveni hakkında bize kısa bir bilgi verecek önce. Cümleten selamun aleyküm. Abiciğim öncelikle bize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. O şeref bize ait. YouTube kanalım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle buradan bütün abonelerine ve bizi izleyenlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hürmetler. Kars kazı genellikle kış aylarında kesilir. Anamın yaptığı tarifi söyleyeyim ben. Tuzlanıyor. Daha sonra ayazla kurutuluyor. Ondan sonra kış boyunca da inşallah nasip olursa yavaş yavaş afiyetle yeniliyor. Bu kazımız da burada bizim yapmış olduğumuz tuzlanılmış, kurutulmuş. Şu an senin hünerine bırakıyoruz. Sen seyircilerine ve kazla baş başa bırakıyorum. Erdoğan abime çok teşekkür ediyorum. Kazın hazırlanma serüveninde burada değildik ama pişme ve tüketilme serüveninde biz burada olacağız. Siz de bütün aşamalara tek tek şahit olacaksınız. Bizi takip etmeye devam edin. Biz şimdi kazımızı tencerede pişireceğiz. Tencerede pişireceğimiz için düdüklüde daha hızlı olsun diye. Kazımızı 4 parçaya bölüp o şekilde tencereye koyacağız. Bıçağımız geldi, hazırlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında anamın büyük kazanları olmuş olsaydı Kars'taki, bunu komple içine atma imkanımız olurdu ama burada bizim öyle büyük bir kazanımız yok. Evet, şimdi arkadaşlar beraber gazımızı parçalıyoruz. Ha, bismillah. Bu şekilde. Evet, kıymetli misafirlerimiz, gördüğünüz gibi kazımızı 4 parçaya böldük. Şimdi düdüklü tenceremize yerleştireceğiz. Şöyle. Arkadaşlar bizim tenceremiz bu kazı pişirmesi için 10 dakika 15 dakika yetebiliyor. Kendi tenceremizin özelliklerine göre pişme süresini siz ayarlayabilirsiniz. Kazın büyüklüğüne, kilosuna, ağırlığına göre değişkenlik, tencerenin de tabi özelliğine göre değişkenlik arz edebiliyor. Evet arkadaşlar, suyunu da yine kendiniz ayarlıyorsunuz. Biz kazımızın suyuyla bir bulgur pilavı yapacağız. Bu kazımız da daha önceden tuzlanıp kurutulduğu için, süzüldüğü için ekstra tuz da koymuyoruz. Kapattık. Bu şekilde kapağımızı kapattık. Ocağımızın altını açacağız. 15 dakika sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Evet. Kazımızın pişme işlemi tamamlandı. Kazımızı fırın tepsisine alacağız. Biraz süzdüreyim suyunu. Şöyle kurumasını biraz yavaşlatmak için üzerine bir alifolye koyacağım. Ama tam kapatmayacağım. Sadece etlerin üzerini kapatıyorum. Direkt ısıya muhatap olmasınlar diye, maruz kalmasınlar diye. Bu şekilde önceden 200 derecede ısıtılmış fırınıma koyuyorum. Süresi yok. Kontrol ederek çıkaracağız. Üzeri kızardığı zaman çıkaracağız. Evet, pilavımızda kullanmak için kazımızın suyundan biraz alacağız. Evet arkadaşlar, pilavımızın yapımına geçiyoruz. Ocağın altını açtım. Şöyle tenceremi kızdırıyorum. Şurada bulgurum var. Bulgurum
durumu bir sudan geçireceğim. Kazımızın suyunda tuz ve yağ yeterince olduğu için bulgurumuza yağ ve su hiçbir ilave yapmıyoruz. Şöyle hafif bir ölçümü alayım ben. Bulgurumuzu suya tuttuğumuz için oradan da birazcık su çekti. Biri 1,5 hatta bire 1,5'tan birazcık daha az. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kazımız yaklaşık 10 dakikadır, 10 dakikaya yakındır fırınımızda. Şimdi üzerim daha kurusun diye üstümdeki alüfolyeyi alıyorum. Evet, mutlu sona geldik. Pilavımız tamamdır. Mübarek kazımızı. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Biz yaptık. Oldu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. İnşallah size de nasip olur. İnşallah. Bir Karslı, bir de Kars kazı bulursanız. Arkadaşlar şurada yine Kars yöremize ait kazın yanında bir tatlı tüketiliyormuş. Ablamız bize erik ezmesi yapmış. Yanında turşu ve pide ekmeğimizle ikram edeceğiz. Bismillah, dip dip yiyeceksin. Aynen öyle.